Merhaba arkadaşlar. Bu yazdığım Helio yazısını video olarak da anlatmak istedim. BTC Haber'deki yazıları olabildiğince videoya çevirmeye çalışacağım. Şimdi Helio'ya başlamadan önce şunu söyleyelim. Bu mesele niye gündeme geldi? Luna'nın çöküşünden sonra stable coin'ler tekrar sorgulanır hale geldi ve bu konudaki yeni teknolojik yaklaşımlar söz konusu oldu. Buna girmeden önce şunu düşünelim. Bir kripto para diyorduk, bir de kripto varlık diyorduk. Bu ikisi arasındaki fark gitgide artıyor mu? Yani şöyle, mesela Ethereum'un kurucusu diyor ki, Ethereum içsel değerini nereden alır? Yani içsel değer dediği şey hangi görevi ihtiva ediyor, hangi boşluğu dolduruyor, finansal sistemin adapte olamadığı hangi alana giriyor, hangi çözümü sunuyor. Şimdi biz kripto ekosistemine baktığımızda eğer kripto varlıklara bakarsak bunlar biraz daha Web3 ekosisteminde yani dijitalle ilgili biz bir şeyler yapacağız, bir stratejimiz var, bir oyun geliştireceğiz, bir finansal ödeme altyapısı kuracağız vesaire. Burada bankacılık sistemini yeterince akışkan şekilde kullanamıyoruz ve diyoruz ki içeride gerçekleşecek bu yönetişim jetonuna biz bir kripto varlık diyelim ve bununla bunu değerli kılalım. Mesela Polkadot diyor ki benim slotlarıma girilecek müzayedelerde DOT'u kullanacaksınız. DOT buradan içsel değerini alıyor. Bunlar kripto varlık olarak biraz ayrışıyor. Kripto para tarafı da doğrudan aslında şuna oynuyor. Değerini koruyan altın gibi veya diğer emtialar gibi değerini koruyan, enflasyona karşı özellikle koruyan ve arzı sınırlı kriptolojiyle ve diğer bazı algoritmalarla güvenliği sağlanan varlıklar. Bunları da biraz kripto para diye ayrılıyor. Toplamda baktığımızda kripto para tarafı mesela finansal krizlerde kripto para tarafı aslında artmaya, kripto varlık tarafı düşmeye eğilimli. Nasdaq borsası değer kaybettiğinde şu anda ekosistem, kripto ekosistemi değer kaybediyor. Yani diyor ki kripto ekosistemi biz teknolojik bir içsel değeriz. Teknoloji şirketlerinin hissesi gibi bir şey diyor bu. Avalanche, Polkadot. Ama bir taraftan da bu finansal krizlerde altın değer kazanıyor. Altının değer kazanması ne demek? Biz teknolojik bir mesele değiliz. Biz bir değer koruma aracıyız ve enflasyona karşı kendini koruyan bir aracıyız. İşte buna bir dikkat edelim. Bu önemli bir nokta. Bu ayrışma gitgide artabilir. Web2'nin ilk aşamalarında sosyal medya ile sosyal ağ aynı anlama geliyordu. Yavaş yavaş sosyal medya içerik odaklı platformlar, sosyal ağlar ise kişinin profili merkezli yani dijital kimliğini inşa ettiği yerler olarak konumlandı. Mesela Wikipedia bir sosyal medya oluyor. Facebook bir sosyal ağ oluyor. Burada da benzer şekilde bir ayrıma doğru gidebiliyoruz. Mesela bunlar money diye alan adlarını genelde alıyor. Yani kripto paralar. Doğrudan ben parayım diyor. Yani para iddiasında, kripto para iddiasında. Şimdi bu Helium yaklaşımı BNB chain'i kullanıyor. Diyor ki, mesela stable coin örneklerine bakalım. İşte Tether'iydi, USDC'si, DAI'si falan. UST'si. Bugüne kadar 3 tane yaklaşım vardı. İşte direkt fiyat bazlı, teminat bazlı ve algoritmik. Algoritmik yaklaşım UST'ydi. Belki deneysel bir denemeydi ve hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Mesela burada diyor ki aslında bunun riski, bakın şuradaki riski yüksekti algoritma mekanizmasından dolayı. Peki bu ne? Düşük fiyat bazlı. Helio'nun yaklaşımı ne? Düşük orta. Peki Helio niye düşük tutmuyor? Kendi dokümentasyonunda bile riskini diyor ki ben UDA ile aynı risk grubundayım. Çünkü şöyle, siz burada aslında bu kripto teknolojisini ne kadar kullanırsanız bir anlamda riski artırıyorsunuz. Merkezi yaptığınız zaman, merkeziyetsiz yapmadığınız zaman tamam risk düşük ama merkezi bir yapıyorsunuz.
Aslında bunların arasında bir denge bulmaya çalışıyoruz. Yani bunların ikisi arasında hem merkeziyetsizliği kullanalım ama hem de riskini olabildiğince düşürelim. Bununla ilgili mesela neyi odak alıyor? Utility kısmına çok önemsiyor. Diyor ki ben burada stable coin'in utility'sini önemsiyorum ve layer bir ekosistemdeki birçok deple yani dağıtık uygulama dep artık XApp de çıktı. Ben onu yazdım BTC Haber'de. Farklı blok zincirler arasında şey yapan uygulamalar, merkeziyetsiz uygulamalar. Buna da bir bakın. Bu noktaya ben giriyorum diyor. Yani utility kısmını önemsiyorum diyor. Onun dışında yaklaşımında yani doğrudan bizim göstereceğimiz bir şey yok. Orijinal, farklı bir şey yok. Ama utility kısmını önemsiyor. Bir de burada stable coin holderlar için işte kompetitif, dinamik bir sürdürülebilir bir yield olanağı sunuyorum diyor. Şimdi bu mimarisinde de Anchor var. Anchor'la ilgili de ben bayağı bir teknolojisiyle uğraştım. Medium sayfamda birkaç tane Türkçe de İngilizce de yazı yayınladım. Onlara bakarsınız. Anchor üzerinde token üretimi falan. Anchor'ın kullanıyor. BNB Liquid Staking'i kullanıyor Anchor üzerinde. Şimdi Anchor zaten bir altyapı aracı. Hatta bu hafta staking hizmetini başlattı. Bayağı bir değeri arttı. Birçok farklı zincirle etkileşime girebiliyor Anchor. Onlardan BNB ile şu an Helio çalışıyor. Ve daha sonra da kendi likidite sağlayıcısında likidite sağlayıcısını devreye alıyor. Burada Helio Voters dediği kısımda şimdi bu bir yönetişim modeli olduğu için, blok zincir modeli olduğu için burada Voters'lar var. Oy olayı var. Yani bir tür demokrasi sağlanmaya çalışıyor. Bunun demokratikliği bütün blok zincirlerde sorgulanıyor. Ama birazcık şeye odaklanıyoruz. Yani iddia edilen şeye odaklanıyoruz. Yoksa mesela diyebilirsiniz demokrasi gerçekten demokratik mi yönetim falan. Bununla teknik olarak buna bakılmaz bu tarz şeylerde. Burada gerçekten bu yetkisi var mı? Boyutlarım var. Burada algoritma da şöyle çalışıyor. Tabii pek dediğimiz şey bütün hikaye o. Yani o 1 dolara sabit tutma. 1 dolara geçtiğinde arzı artırıyorlar. Primli olduğundan borçlar diğer varlıkları satmak için ödünç almaya teşvik ediliyor. Talebi azaltmak için borçlanma faizini azaltıyor ve çiftliği ödülleri azaltılıyor. Doların altına indiğinde de aynı şekilde arz azaltılıyor. İndirimli olduğunda borçlar kendi borcunu geri almak için piyasadan high satın almaya teşvik ediliyor. Tamam. Yani bunun başarılı olup olmayacağını şu an biz bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Yeni bir dördüncü bir yaklaşım olarak kendilerini sunuyorlar. Hani blok zincir araştırmacıları olarak da bunu dikkate alıyoruz. Belki BNB chain'den yarın başka bir chain'e geçecek. Farklı bir chain'de bu utility dediği şeyi farklı bir chain'de daha iyi kullanacak. Farklı bir mimaride. Ama Helio'nun yaklaşımı özetle bu şekilde oluyor. Protokolün sitesini de göstereyim. Şu an testnet app'i var. İşte MetaMask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ben bağlamışım. Gördüğünüz gibi ben şu an BNB test ağındayım. BNB Smart Chain test ağındayım. Burada pozisyonlar var. Borç alma var. Farming yapma var. Burada Pancake Swap, Apes Swap gibi yerlerle çalışıyor. Analitikler var. Şu an içeride toplam teminat edilen 7200 BNB var. Toplam borç alınan 752 bin dolar var. Likidite durumları ve likidite alarmı ile ilgili bir Telegram üzerinden bildirim alabiliyorsunuz. Bu şekilde gelişmeye çalışan bir proje.
Şu an daha çok BNB'li ama çok başlangıç aşamasında proje. Beraber izleyip göreceğiz. Ben bir de şey göstereyim bunların. White paper'ları var, bir de light paper'ları var. Light paper'da zaten şeye odaklanıyorlar. Yani diyorlar ki bu stable coin sorununu nasıl çözebiliriz? Bu çok böyle dinamik, rekabetçi bir alan. İşte şu an tabii Tether en ön planda ve şu kullandığım görseli onlar da kullanmışlar. Sürdürülebilir burada bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz diye bakıyorlar. Yol haritalarında da işte çok daha herhangi bir borsada falan yok. İleriki aşamalarda işte borsalarda listelenmesi, entegre fintech uygulamalarıyla entegre olması falan var. 2-3 son aşamada. Ondan önce de işte bu yönetişim olayının aktive edilmesi, proof of stake kullanılacağı için oradaki ödül sisteminin konulması var. White paper'ını da bakalım. Buradaki Helio Dağı az önce Helio Waters'ır dediğim yer. Bakalım. Teminat, borç alma, kazanma. Buradaki ana bileşenler bunlar. Yine Helio Oracle mesela burada Chainlink kullanıyor dış dünya verileri hatırladığım kadarıyla. Ve anlattım mekanizmayı yapıyorlar. BNB'lerinizle bunu sağlıyorsunuz. Bakayım değinmediğim bir yer var mı? Burada ABNB diye bir şey tanımlıyorlar. Provider'la etkileşime geçiyorsunuz. O ABNB'lerle Tokenomics'lerinde de iki senaryoya odaklanmışlar. 1 doların altına inme ve 1 doların üstüne çıkma. Token dağıtımında da %60'ını topluluğa veriyorlar. %17'sini ekosisteme, %10'u hazineye, %6'sı stratejik satış, takım %1 ve ön yatırımcı, erken yatırımcıya %1 veriyorlar. Bu şey erken yatırımcı oranları önemli projelerde. Çok verirlerse o erken ve onun kilitlenmesi azsa erkenden o yatırımcı açabiliyor. Chainlink protokolü dediğim gibi Oracle verilerinde. Ya bu price Oracle dediği de şey dışarıdan biz fiyatı kontrol ediyoruz ya. Yani o dolarla olan ilişkisini burada dış dünya verilerini Oracle'ı kullanıyoruz. Burada da Chainlink kullanıyorlarmış. Belki farklı protokolü de geçerler. Burada borç alma ile ilgili farklı protokollerle olan farklarını göstermiş. Likidite modeli var. Biraz daha teknik. Yani teknik değil de matematiksel bir şey. Kendi formülleri var. Likidite uyarı sistemi az önce gösterdim. Bir de burada acil durumda bir kapatma mekanizmasını nasıl kuracakları konuşulmuş. Yani bu teknolojiler kendilerini test ediyorlar. Mesela bu hafta Akala krizi oldu. Akala krizinde de işler hani böyle hemen ya ikinci Luna oldu dendi ama olmadı. Yani şu anda gördüğüm en son o cüzdan da o oylamaya gidip onu durdurdular. Doları da kendi dolarlarında 0,85 dolardaydı en son. Yani krizi yönetiyor gibiler şu anda, çözecekler gibi. Dolayısıyla yeni yaklaşımları takip etmek gerekiyor. Bu alandaki araştırmacılara başarılar diliyorum. GitHub kodları da var bu arada. Akıllı kontratlarla ilgili. Aklınızda olsun burada işte ödüllerle, tokenla, Oracle verileriyle ilgili çeşitli şeyler de yapabiliyorsunuz. Ekip şu an kendini yayınlamamış. Ekibin kim olduğunu söylemiyorlar. Bu biraz da bir strateji olarak şeylerde kalabilir gibime geliyor. Kripto para tarafında. Kripto varlık tarafı biraz daha farklı. Kripto varlık tarafında isim çok önemli ama kripto para tarafında kişi üzerinden yıpratma vesaire de olabiliyor. Bitcoin icat edilmeden önce de o zaman internet currency diyorlar 90'larda bütün projeleri kimin yaptı az çok belli. Ve bundan dolayı da sorunlar çıkıyor.
Dolayısıyla belki bir strateji olarak artık kripto para tarafında projelerin arka planı biraz daha gizemli kalabilir ama ne kadar başarılı olurlar onu bilmiyorum. Ekipten yani herkes Bitcoin olamaz. İzleyip göreceğiz. Belki bunun akıllı kontrat yazımı ile ilgili de bir tane küçük atölye çalışması ekleriz ilerleyen zamanlarda. Ben kripto para tarafında da biraz böyle teknoloji üretmek istiyorum fırsat bulursam. Doktora çalışması daha çok kripto varlık tarafı ile ilgili tabii ama buraları da anlamak lazım. Burada da bizim uzmanlarımızın olması güzel olur yani. Teşekkürler.